Merhaba arkadaşlar, az sonra izleyeceğiniz videoda TeslaGrad isimli oyun oynadım. Şimdi bu oyun hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar TeslaGrad iki boyutlu bir puzzle oyundur ve Steam'da kendisi 18 liradır. Şu an yaklaşık bir gün daha ya da bir ya da iki gün daha kendisi 4,5 liraya satın alınabilir bu oyun. Yani %75 indirim var oyunda. Ki eğer ki Steam cüzdanınızda paranız varsa ya da alabilir durumunuz varsa ve bu tarz oyunları, puzzle oyunlarını seviyorsanız, Limbo tarzı oyunları almanızı cidden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu oyunun puzzle kısmı zaten biraz sonra videoda izleyeceğiniz gibi en baştan zor olarak başlayıp, yani puzzle'ınızı bilmeniz gerekip en sonuna kadar da böyle devam ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü oyun cidden güzel bir oyun. Grafikleri olsun, oynanabilitesi olsun ve oyunda bir sürü şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Atıyorum kutuları yumruklayarak kendinize yol açıyorsunuz falan filan. Cidden güzel bir oyun. Ben bu oyuna puan verecek olursam öncelikle video hakkındaki artık bu arada şunu da söyleyeyim. Böyle göz atış videolarının başlarında böyle videolar olacak, bilgi verdiren. Onlar hakkında konuşacağız, edeceğiz biraz böyle oyun hakkında. Bu oyun hakkındaki puanım arkadaşlar benim öncelikle puanım olumlu. Yani oyunu alabilirsiniz, alın diyorum kesinlikle. Puan verecek olursam 10 üzerinden ben bu oyuna 7 veririm arkadaşlar. 10 üzerinden 7 cidden bu oyun için güzeldir yani. Ki ya 100 üzerinden olsaydı 77-78 arasından falan verirdim. Cidden oyun güzel yani. O kırdığım puanlarda arkadaşlar genelde bir böyle bir oyunun ilk başladığında güzel bir hikayesi olur ve siz bu hikayeye göre ilerlersiniz. Bu oyunu ben biraz internette de baktım, hikayesi falan var mı diye. Hikayesi yok, sadece bir kulede geçen birkaç maceraları anlatıyor size. Belki ileride vardır bilmiyorum ama ben gördüğüm üzere bir hikayesi yoktu yani. Mesela Limbo başladığında hikayesi güzeldi. Öyle düşünün. Ve bu oyun bilmiyorum, ben hikayeden biraz puan kırdım bu oyun için. Geri kalan her şey güzeldir. 2D oyunlarda zaten önemli olan hikayedir. Puzzle'dan daha da biraz daha aşağı olan. Ama pek bir göremedim yani. Hikayesi pek sarıcı değildi. Sadece puzzle'ları güzeldi. Onun için puanım budur arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer alabiliyorsanız almayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi sizi TeslaGrad videosuyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, bir göz atış serisine daha hoş geldiniz. Bugün göz atacağımız oyunun adı TeslaGrad. Benim adım Mert. Fazla lafı uzatmadan oyuna başlıyoruz. Oyun arkadaşlar bugün atacağım, bugün itibaren indirimle yaklaşık 4 lira ya mı ne satın alan, tam hatırlamıyorum. Çok ucuza bir oyun, çok da güzel puanları var. Ben daha önceden almamıştım. Indie tarzı, Limbo veya benzeri tarz oyunları sevenler için önerilen bir oyun. Daha önce hiç oynamadım. Yükleye bastığımızda zaten boş olduğunu göreceksiniz. Burayı açalım. Daha önce oyunun adını bile duymamıştım ciddi bir şekilde. Şu an adam kucağında çocukla madenci amcamız gidiyor. Evinde hanımı herhalde çocuğu verdi ve gidiyor. Zaman geçiyor, 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 geçiyor. Tam zaman uçuyor şu an. Ne oluyor be? Kar yağdı. Yağmur yağdı. Evet. Cidden şunu da söylemek istiyorum. Çok uzun zamandır video çekmiyoruz. Ben de bu sabah kalkar kalkmaz direkt bari video çekeyim dedim. Dediğimiz gibi bu haftaya bayağı bir video atacağız. Heh. Başladık mı oynamaya? Bu yukarı bakıyor, space zıplıyor, bu aşağı bakıyor, AS'ye gidiyor. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar yaramıyor. WASD space ile oynuyoruz şu an için. Başka hiçbir şeyimiz yok aynen. Ya ıslanıyorum. Aha o ne lan? Ha kedi. Hop hop hop. Yani dedim bir video çekeyim, sesim biraz değişik çıkabilir yani. İlla yaşayan olmuştur, yeni uyanıp da konuştuğunuzda herkesin sesi farklı çıkar. Ne oluyor oğlum ya, ben bir şey anlamıyorum. Şu an böyle damdan dama atlıyoruz. Allah! Durun bakayım. Abi daha yeni başladım, hemen ne gerek var parkurlara. Heh. Ama kolay. Cıt, 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 cıt. Bir de ıkınıyor mıkınıyor. Tamam ben böyle giderim. Tamam.
Ya bu olmadı tam onlara yakalanmamam gerekiyormuş dedim ki ben... Yine aynısı oldu. Bir sen buradan atlayarak gideceğiz o zaman. Aa, evet. Tamam lan güzel güzel. Hoş. Hop. Bu arada arkadaşlar Sezer'le Minecraft videoları devam edecek ama şimdi şöyle bir olay var. Texit mi devam edecek yoksa Hexit'te mi başlayalım? Onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani biz Texit'i zaten yanlış açmışız. Yani bir saniye biraz daha hastayım. Aa, bu olmadı ya. He, Texit'in zaten haritasını yanlış açmışız. Normal map şeklinde bir Texit açmışız. Onun için de pek şey yapamadık yani. Texit hakkında oynayamadık, edemedik. Ama bir Hexit de yapabiliriz. Yani internette baktığımıza göre ikimizin ilgisini Hexit daha çok çekti. Sebebi ise arkadaşlar hani böyle daha çok savaş, mavaş, daha çok bu tarz unsurlar var. Texit'te daha çok yapı unsurları var. Onun için diyoruz. Yani bunun altına eğer ki onu yazarsanız cidden memnun oluruz. Yani Texit mi yapacağız, Hexit mi yapacağız? Bir de bu aralar şöyle bir şey düşünüyorum. Çok fazla bize gönderilen Adventure Map var. Bu arada ne parkuru yaptım ha konuşurken. Çok fazla Adventure Map var ya da güzel yani oynayın denilenler var. Ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi Sezer'le her zaman Adventure Map çekemiyoruz. Korku Adventure Map'lerini ya da benzeri sizin yaptığınız hayranları, tek kişilik yaptıklarınızı ben kendim çekebilirim yani tek başıma eğer siz de isterseniz. Sonuçta map sahibi olan kişi sizsiniz. Eğer olursa ve bilgilendirmek için söylüyorum. Bitmedi mi? Ben bitti diye bıraktıydım. Bilgilendirmek için söylüyorum arkadaşlar. Adventure Map'inizi ya Facebook yine mi bu amca ya ne kovaladı? Facebook Paradox oyun sayfamıza mesaj olarak atabilirsiniz. Tabi indirmesini ya bilmeyenler nasıl yapılacağını internete yazsınlar ya da YouTube'a nasıl yapılır diye. Bu arada ben zamanda tutmuyorum. Neyse tahmini bir 10 dakika olduğunda bırakırım videoyu 10-15 dakika olduğunda. Çünkü ya oyun sizi şöyle söyleyeyim. İnternet istemeyen bir oyun tamamıyla. Ama ne bileyim oynarken böyle insanı rahatlatıyor yani. Ben normalde oyun oynarken pek konuşamam. Bu oyun oynarken konuşasım geliyor gibi bir şey de diyebilirim. Allah. Heh, tamamdır. Geçtik burayı da. Arkadaşlar ne diyordum ben en son? Ha. Şimdi bu normal bir saniye şu an merak ettim ne oluyor. Ha bir şey olmuyor. Buradaki tamam bir şey yapamıyoruz. Ha. Diyorlar ki bir büyücüyü öldür diyorlar. Büyücünün taşını aldığında büyücü uçabiliyor diyorlar. Ha. Tamam anladım ben olayı. O canavar zaten onun tipinden belli de böyle meymenetli bir şey olmadı. Tam burada uçamıyoruz. Ah! İşte bunu neyse işte arkadaşlar dediğim gibi yapmayı bilmeyenler Google'a ya da YouTube tarzı yerlere yazabilirler böyle böyle Adventure Map nasıl yapılır diye. Ama eğer yapmayı biliyorsanız dediğim gibi Facebook adresimize ya da direkt paradoxoyun@gmail.com adresine mail olarak da atabilirsiniz. Bir saniye. Oyun cidden gittikçe güzelleşiyor denilebilecek kapasitede. Şu an değişik puzzle'lar başladı bile. Tamam. Klasik. Bu da açılacak. Bu kapanacak. Şimdi bu açılacak. Ben buradan gidemeyeceğim. Ne yapacağım ben buradan? Buldum. Yapamadım. Öleceğim. Ay. Tamam. Güzel. Hop. Çık hadi yukarı. Yeah. Şunu merak ettim. Kaçma.
Şimdi korkunç bir şey çıkmasın. Vallahi severim böyle. Top takip ediyoruz. Hiçbir filmde yapılmaması gereken. Bir de bunlar. Bu ne? Oha! Süper. Aa, yok, böyle kıramıyormuşuz sağ sola. Ne yapacağım ben, buna mı vuracağım şimdi? Bu siyah, bu beyaz. Ne farkı var? Neyse, zamanla öğreneceğiz. Ha, bununla vuracağım. Buna da bununla vuracağım. Anladım. Hopi. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Ben bunlara vurdum. Bunu da bununla vuracağız. Tamam. Ortaya mı geçeceğim kendim? Ha, bu tutorial tarzı ya. Bu bunu havaya uçurur, bu bunu havaya uçurur. Tamam, ben buradan düşersem ölmem ya. Çocuk Rambo zaten. Şimdi bu arkadan hacı amca çıkacak herhalde gene. Ay. Git lan. Git. Sen bununla. Bana da bununla. Ha. Evet, bu çok daha mantıklı. Yo, öyle yapmayacağız ki. Yani biraz mantık dedim de. Evet, çok mantıksız. Oradan nasıl geçeceğim ben? Şöyle uçma unsurlarım yok. O zaman tekrar buraya geri döneceğiz. Buradan buna çarpacağız. Çekil bakayım. Bu. 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 Bir saniye. Benim unuttuğum bir şey var büyük ihtimal. Orada da çok korkunç bir ayak sesleri geliyor. Pıt 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 pıt. Hop. Tamam. Uç bakayım bir sen havaya koçum. Sen de uç. Tamam, ben şimdi burada ne yapacağım? Ben onu anlamadım. Allah Allah. Burada bir şey yok zaten. Buradan aşağı sal kendini ama zaten ölmeyeceğiz. Korkunç ortam sesleri bol bir. Şu yukarıda değişik bir şey var bak. Ben onu almak istiyorum. Nasıl alacağım ki ben onu? Ya yine iğrenç var ya, hiç aklımıza gelmeyecek bir şey vardır da biz orayı çıkartan. Aynen. Ben bilemiyorum ama. Açıl bakayım kapı. Şu olmasa, şu üstteki de olmayacak herhalde. Ya da üstteki olmasa alttaki de olmayacak. Peki solda bir şey var mı? Yok. Açıl bakayım. Bir sen bu tekrar indirmek için bununla vurma, yok olmuyor öyle bir şey. Ben öyle bir şey yapacağım ki bu düşecek şu an üstüne bastığım şey. Bir saniye ya. Böyle olmuyormuş. Bir saniye. Burası hep böyle ya. Cidden ben bu puzzle çözemeyeceğim ya. Benim beynin durduğu ya da hiçbir şey görmediği bir an. Zaten puzzle oyunlarında iyi değilim. Portal 2'yi bitirene kadar canım çıktı. Sen bir uç havaya. Sen de. Ya bunların tersini vuracağız işte yukarıda yazanların ya. Ben şuradan bir yerden bir yukarı çıkabiliyor olmam gerekiyor ya.
Başka türlü olmaz bu cidden. Sen bir çık. Aha. Harita. Yehe. Tap. Bekle. Neyle gezeceğim lan ben buna? Haritada harita bir alta yarada yok ki. Ha, böyle geçiyorum. Tamam. Sen git, sen git, sen git, sen git. Ben şu an oradayım. Altta bir oda, üstünde de bir tane çıkış. Benim o çıkışı yapmam için burayı geçmem gerekiyor. Tekrar. Açın. O duvarları nasıl kapatacağım ya? Tamam, şimdi ben bu odadayım. Tamam, eyvallah. Ama benim o odayı geçebilmem için oradaki duvarların kalkması gerekiyor. O duvarların kalkması için de benim buraya geçmem gerekiyor. Burayı geçmem için de bu ne saçma bir oyun ya. Kafam gitti arkadaş. Düşünemiyorum. Bunlar da niye inip inip duruyor ben şeye geçtiğimde ya. Her şeyi tekrar tekrar çıkartıyoruz. Bu açıldı. Tamam. Bir saniye. Yukarı bir bak. Aşağı. Niye düşüyorsun ya? Heh, dur şurada. Bak yukarı. Ha, şurada bir kapı var. Bu tırtıklı bir şey. Bu tarafa doğru geri kaçacak bu. Onun için ne yapması gerekiyor ama? Sağa doğru gidecek. Sağa doğru gidecekse biz bunu sağdan bir yerden yapacağız ha. Al işte sana mantık. Saçmalama bak. Şurada bir. Hayır 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 uçurma. Cık. Bırak beni. Ha. Yap böyle hareketler ha. Tamam. Arkadaşlar bence ben bunu bir bulayım. Ondan sonra videoyu devam ettireyim. Zaten kaç dakika oldu bilmiyorum. Çünkü 15 dakikalık bir video dedim. Dakikamızı çoğunu burada harcamayalım. Şimdi bulup hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Çözümünü buldum. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim videoyu kapatıp açtığım zaman. Bilgisayarınız kötü olsa bile çok rahat kaldırılabilecek bir oyun bu. Yani iyi bilgisayara hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Ben mesela 800 FPS arasında alıyorum bu kendi bilgisayarımda oynarken. Aynen böyle. Arkadaşlar biz böyle yumruk atıyoruz ya, aşağı bakıp attığımızda aşağı, yukarı bakıp attığımızda yukarı da vurabiliyormuş. Onu demin kendim fark ettim yukarıdaki şeylerde, bu eldiveni aldığımız yerde. Bunaysa vur. Heh, tamam. O dokunca bu maviler ayağa kalkıyor. Ben de buna vururum. Buna vurmayacağız o zaman. Allah. Aa. Ne olacak şimdi? Bakmamam gerekiyordu. Ya da şöyle yapalım. Buradan tekrar ayrılıp tekrar geri gelelim. Bunu buna. Yukarı çık. Hemen hızlıdan. Bu arada arkadaşlar 15 dakika olmuş zaten. Onu da fark ettim videoda. Hemen şurayı da geçip bitireceğim. Videoyu artık 20 dakika mı olur? Ne kadar olur? Ben onu pek bilemem.
şuna hemen şöyle bir tane kırmızı. Uzar mısın şuradan? Heh. Hadi gel. Hadi hemen şurayı bitirip bırakmak istiyorum artık. Video çok uzuyor hızlı. Koş aç şunu. Şu kırmızı da buna dokunacak yine itecek. İtsin be o. Çok güzel. Tamam. Mavi. Oba. Tamam. Çiçekler, böcekler. Aa! Bura nere? Tamam ben yukarı gitmek istiyorum. Orada bir şey gördüm. Bu ne? Alamıyoruz mu? Neyse alamıyoruz herhalde. Tamam. Böyle olmuyormuş. Oluyormuş. Lan. Heh. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için, göz atışımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz aşağıda like butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle.